Hani derler ya, hani kadınlığımı unuttum. Şimdi çok zor bir durum ki aslında bir erkek için. Sevdiği kadın pavyonda çalışıyor ve onunla evlenmek istiyor o adam. Doktor olduğunu gördüm çünkü onun için çalıştığımı biliyorlar. Benim hayatta sadece onun için çalıştım. Başka kimse için çalışmadım. Aşkım benim, aşkım benim. Mehtap sahneye çıktı. Ya Selam bir gördüm. Aşık oldum. Yani bu demek ki aşık olmak. Yani titredim ama böyle. Ama aşık olunmayacak gibi değil ya, ya gerçekten. Ama bütün salon aşık zaten. Tek ben değil ki. Çıkamasaydım orada, o onu tanımasaydım. Yani çıkamasaydım kesin intihar etmiş, öldürmüştüm kendimi. Pavyon kadınıyla ne işin var? İşte pavyon kadınıyla bir sonunuz olmaz. Evet. Ama şunu, şimdi onların hepsi var ya, Mehtap'la resim çektiriyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Senin yüzünden hapse girdi diye. Evet, evet doğru. Çünkü ben gazinodan çıktığımda beni taradılar. Mermiler nasıldı biliyor musun? Evet. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Niye? Gerçek bu ya. Vurdum ikisini de. Vurdu. Nasıl vurdun? İkisini de bacağından vurdum. Ama beni de yakan, canımı yakan, kariyerimi baltalayan birileri var orada yani. Bunu tüm Türkiye duysun. Bir dakika sana Seda Sayın'ın karşısında program yapma diye Star TV'de sözleşme imzalattırdılar. Sana para da verdiler. Evet. Para verip evde mi oturuyorsun? Evet. Efendim merhabalar. Selen Serengil acil yardım hattına hoş geldiniz. Bugün acil yardım isteyen birisi yok karşımda ama Türkiye'ye gerçekten sesiyle, yorumuyla, kendine has tavrıyla, tarzıyla, güzelliğiyle imza atmış. Arabeskin içinden geçen bir kadın var. Mehtap, hoş geldin. Hoş bulduk Seren, teşekkür ederim. En sonunda baş başa kalabildik. Yani süper oldu, en sonunda görüşebildik. Evet. Gerçekten iyi oldu. Çünkü ben uzun senelerde senin magazin programları yaparken, hep sunarken o kadar çok şey söylemek istiyorum ki senin için. Arkadan hemen başka haberlere bağlanmak istiyorum ama sana laf da söyletmiyorum. Hakkın yendiği zaman da kendimi olmuş gibi savunuyorum biliyorsun. Bilmem mi? Herkes biliyor zaten bunu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Programın daha önceki çekiminizde izledim. Evet. Çok şey oldum yani. Nasıl anlatayım sana? O çocuğun son giderkenki gülüşü var ya yüzündeki. Evet, evet. O kadar güzel bir program yapıyorsun ki şu anda. Seni gerçekten canı gönlünden tebrik etmek istiyorum. Canımsın. Mehtap'a mesaj attım. Seni ağırlamak istiyorum diye. Neydi biliyor musun? İste dedi, beraber dedi kavgaya gelirim seninle dedi. Bir de dayak atarım. Yani. Çünkü o kadar seviyor beni ve... Çok yıllardır, kaç senedir yani aynı şekilde. Evet, her zaman. Hep söyledi. Mehtap gel bak mesela. Mehtap bir isteğin olur. Mehtap bir sıkıntın olur. Bir şey olur. Mutlaka bana sor. Bana şey yap. Benim bilgim olsun. Bana haber ver. Yardımcı olur. Hep böyle kalbinin temizliği. Yani sadece bu benim için değil. Yani Seren Serengi sadece Mehtap için değil. Herkes için aynısını düşünüyor. Bu Bergen filmini... Seni oynatmayarak ne kadar korkunç bir hata yaptıklarını ve ben bunu magazin programında da söyledim ama yani süreler az ya tam anlatamıyordum. Evet. Yani Türkiye'de bana göre hikayesi olan ve arabeskin içinden geçen iki tane kadın var. Tabii ki çok Mina Koşanlar var. Kibariyeler var. Tabii onlar ablalarımız bizim eski onlar jenerasyonlardan. Büyük, aynı jenerasyon. Ablalarımız evet doğru. Onlar büyük jenerasyon. Ama hani gerçekten hikayesi olup işte gerçekten dertler çekip üzüntüler çekip falan tavrı da tarzı da sesi de yorumu da yani her şeyi aynı olan iki kadın var. Bergen ve Mehtap. Timuçin Esen. Evet. Müslüm Gürses'i oynadı. O oldu. Evet. Oldu sesle. O oldu. Dedik ki yani adam dedik hani belki çok iyi bir şarkıcı değil. Çok iyi bir şarkı söylüyor bir adam olarak ama onun, Müslüm'ün şarkılarını seslendirmesi batmadı kimseye. Ama burada olmadı. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşünüyorum senin için. Sen pavyonda çalıştın değil mi bir süre? Evet, ben 14-15 yaşından başladım şarkı söylemeye. Hı-hı. Hep şarkı söyledim, gece de 5-6 gazino gezdim, söyledim. Hı-hı. Ama nasıl anlatayım sana? Şimdi bakıyorsun, babayla anne zaten çocuk ayrılmışlar, gitmiş. Evet, annem bizi büyütmek için temizlik işlerine gitti, orada falan filan çalıştı. Birazcık benim de elim ekmek tutmaya başlayınca, yani okula da gidip okula çıkmak zorunda kaldım, çalışmak zorunda kaldım. Hmm. Hem dışarıdan okudum ve okulumu bitirdim.
Dışarıdan hem çalışıyordum, bak gazinoya da gidiyordum. Şöyle. Çalışıyordum da liseyi de bitirdim, diplomamı aldım. Hem çalıştım, almak zorundayım dedim ben bunu. Belki dedim sınavlara girerim. Hayalimde bazı meslekler vardı, onu yapmak istiyordum. Hayalimdeki meslek. Ne vardı? Arkeolog olmak istiyordum mesela. Kazılara katılmak istiyordum. İşte giderim diyordum. Yani o benim kafamda vardı. Sanki hep böyle bir içimdeydi. Çok merak ederdim. Yani bilirdim, araştırdım. Şimdi kafaya bakıyorum, diyorum ki kendi kendime, keşke de o zaman okusaymışım da yani. Ama o zaman hayallerim hiçbiri olmadı. Ama ben başkalarının hayallerini gerçekleştirdim. Erkek kardeşimin hayallerini gerçekleştirdim. Tıp fakültesinde okuyordu, girmişti. Dedim ama benim işim çok o zaman omuzuma daha fazla yükler binmeye başlamıştı. Gidiyordum hem gündüz bir yerde benzinlikte pompacılık yapıyordum. Çankaya'da, Ankara'da. Köroğlu'ndan böyle çıkarken solda bir yer vardı. Orada da sen erkek gibi cam siliyor. Tabii akşam olduğu zaman da. Aynı benim bu duruşum o yıllardan kalma. Hani derler ya, hani kadınlığımı unuttum. Ona mecburdum. Çünkü bana hep korkardım. Kendimi korumaya çalışıyordum. Pavyondasın. Şarkı söylüyorsun. Ama hiçbir zaman bir konsümasyon falan böyle bir şey hayat boyu yaşamadın. Buradan yine söylüyorum. Çıksın bir tanesi konuşsun yapmıştım. 15 sene çalıştım. Bir tane masaya gidip oturmadım. Bir tane masaya inmedim. Ha, onları rencide ettiğimden demiyorum kızları. Sakın yanlış anlamasınlar. Ben sadece her yerde 45'er dakika şarkımı söyleyip çekip gidiyordum. Sabah 6'da evime giriyordum yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ankara'da çalışırken Altınlal'da, Başkent Gazinosu'na falan. En lüksü. Tabii orası Ankara'nın en lüksüydü biliyorum. Çıkınca giderdik orada pavyona biz. Bakardım şarkı söylerdi kadınlar. İnerdi öyle gelip de şeye, masaya falan gitme. Başkaları gelirdi yani, geliyordu. Ama hiçbir, ben de şaşırdım, ilk defa gittim ve bayağı böyle bir müzikol gibi. Orada bazı kadınlar şarkılarını söyleyip gidiyorlardı. Sen de şarkılarını, bazıları da şarkılarını söyleyip masaya oturup oturuyorlar, eğlendiriyorlar. Evet. Bazıları da öyle. Peki, şimdi çok zor bir durum ki aslında bir erkek için. Sevdiği kadın pavyonda çalışıyor ve onunla evlenmek istiyor o adam. Başka bir adam olsa mesela der ki ya bu kadın pavyonda, ben bunu niye alayım? Kim bilir neler yaptı, geçmişte neler var? Çünkü Türk erkeğinin çoğunda hayatında, geçmişinde bir kişi bile, iki kişi bile olsa onun ailesi, bak bununla da olmuş, iki tane evlilik yapmış, ay çocuğu da var diye bile gelin olarak kabul etmeyen çok aile var, çok zihniyet var. Bugün senin hayat arkadaşın o gün, bundan kaç yıl önce? 15. 15 yıl önce seni seviyor ve sen pavyonda şarkı söylüyorsun. Ve ailesine diyor ki, ben bu kızla evleneceğim diyor. Ama evet, söylüyor. Gerçekten ben ona çok inanıyorum, çok güveniyorum. Çünkü bakıyorsun baban yok başında, bir tane erkek yok sahiplenen yanında. Peki ben sana söyleyeyim ama bir erkek, yine sana söyleyeyim. Yani şu anda şu etrafta erkeğim diye gezen, adam diye gezen, şimdi der ki mesela, diyelim ki annesi diyecek ki bu kadın pavyonda çalışıyormuş. Çünkü bütün anneler, erkek anneleri genelde diyecek ki işte bunun daha önce çocuğu var. Bu daha önce evlilik yapmış. Bunun yaşı senden büyük. Bu sanatçı, o şarkıcı. Bu olmaz. Çoğu aileler kabul etmezler bunu. Onun ailesini kabul ettiler. Nasıl oldu bu? Gerçekten o ettirdi ailesini. Ailesi de gerçekten düzgün bir aile yani. İyi bir aile, memur ailesi. Onlara söyleyince onlar benimle tanışmak istediler o zaman. Baktılar benim aile yaşantımı gördüler. Annemi gördüler. Kardeşimi gördüler. Onu okutuyorsun. Onun okuttum. O tam o ara mezun oldu. Doktor olduğunu gördüm. Çünkü onun için çalıştığımı biliyorlar. Benim hayatta sadece onun için çalıştım. Başka kimse için çalışmadım. Aşkım benim. Aşkım benim. Sen bir tanesin, bir tane. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen o kadar erkek gibi bir kızsın ki. O kadar kişiliğin, karakterin. Sana bayılıyorum. O yüzden hiç gücenme. Bu sorularım da seni üzüyorsa istersen devam da etmem. Hayır çok ama iyi oldu. Ama ben senin anlatmak güzel oldu. Şimdi bir de şunu söyleyeyim sana, çok güzel oldu. Onun için çalışıyordum, onun için yapıyordum. İyi ki de yapmışım, pişman değilim. İyi de yapmışım. Ama benim geçmiş hayatımı şuradan sadece şunu söylemek istiyorum. Benim geçmiş hayatımı getirip de beni bu noktadan vurmaya kalkanlar var ya. Bu sektörün içerisinde. Var mı? Kimler var? Yaptılar. Yapanlar oldu beni. Buradan işte geçmiş hayatımla alakalı konuşulanlar. Bunları konuşmayın. Benim zaten bir pisliğim olsa çıkar ortaya çıkar her şey. Olmuyor. Çoktan çıkarlardı, konuşurlardı. Bu adamla da hayatımla tanışınca birden bana evlenmek istediğini söyleyince ben de yani baktım, dedim ki kendi kendime. Anneme dedim ki ben evleniyorum dedim.
Annem bana dedi ki ya sen nasıl diye. İnanamadılar yani. Ben evleneceğim dedim. Nasıl olsa dedim. Mezun oldu bizim çocuk. Bitti. Öbür çocuk kızlar da dedim evlenirler falan filan giderler. Ondan sonra anneme baktım. Annemin sağlık sorunları çok fazla girdi. Araya girdi o dönem. Kanserden göğsünü kaybetti. Ameliyatlar oldu. Psikolojik şeyler yaşandı. Kız kardeşlerimin eşleriyle bir tanesinin sıkıntıları oldu. Ayrıldı falan filan. Bizim iş uzadı. Araya daha sonra bir ayrılık dönemi girdi. Benim erkek arkadaşım cezaevine girdi. Cezaevi dönemi geçirdi. Ben onun cezaevini beklemesi geçirdim. Bir dakika. Onlar da var yani. Herkes diyor ki Mehtap'ın sevgilisi var mı hayatında? Yok. Bunu merak edenlere söylüyorum. Evet benim hayatımda birisi vardı. 10-12 yıldır hayatımda birisi var. Kimseye anlatmadım. Kimsenin bilmediği şeyler oldu. Peki onu hiç göstermedin. O hiç çıkmıyor. Hiç tanımıyoruz. Ben hiç uzak tutuyorum her zaman. Ben onu bugün insanların tanımasını istiyorum. Neden istiyorum biliyor musun? Birincisi senin için saçma sapan iddialar var, konuşuyorlar. Tamam mı? Benim hayatımı kurtardı bir. Ya o insan beni yarışmaya soktu, aldı. Ben ailemden dolayı annem falan filan diye bırakamam, evlenemem. Kim bakacak anneme, öbür kardeşlerime diye düşünüyorum. Yine onları düşündüğüm için evlilik yapamam ben dedim yani. Şimdi bu çocuk sen o pavyon sürecinde sadece şarkıcılık yaparken beni aldı çıkarttı oradan. Seni aldı çıkarttı. İstanbul'a getirdi. Ben bu adamı tanımak istiyorum. Bu adamı Türkiye'de bir kişi tanıyor sana söyleyeyim. Kim? Çok tanıdı ve çok sevdi ve her zaman da bana söyledi o senin yanında hep olsun dedi. Bunu tam 10 yıldır tanıyan yani bilen Okan Bayülgen. Canım, Okan abi çok sever onu. O çok sever yani. Aşırı derecede sever. Şimdi bir tek Okan biliyordu. Okay. O biliyordu. Ama şimdi ben onu senin gibi bir kızı değerini bildiği için orada çalıştığın için seni yererek beni çıkarttı Seren. Oradan çıkartıp kurtardığı için. Sonrasında bir de senin yüzünden galiba cezaevine girdi. Evet, cezaevine girdi. Ben bu adamla tanışmak istiyorum müsaade edersen. Tamam. Senin için. Beraber geldiniz. Bu senin için ama başka hiç kimse için olmadı. Tamam, teşekkür ederim. Çünkü bu yüce gönüllü adam, bu iyi adam. Beni aldı çamur içinden kurtardı çıkarttı. Kardeşim benim mezun oldu tamam bak, ama bakıyorum da annem oldu. Falan da var da bırakamam diyorum yani kızlar var falan. Yani ben, o olmasa arkamda sadece sana bu kadar söyleyeyim şu anda. Eğer ki benim kardeşim mezun olduktan sonra ben çıkamasaydım orada, onu tanımasaydım yani çıkamasaydım kesin intihar etmiş, öldürmüştüm kendimi. Allah korusun. Çünkü artık yapılacak artık hiçbir şey değil yani. Anladın mı? Hayatın yok. Hiçbir hayatın yok. Gecen yok. Hep gündüz. Hep bir karanlıktayım yani. Hep bir karanlık insan görmüyor. Asosyalsin. Kimseyi görmüyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun yani. Ben müsaade edersen. Beni o anlatabilir misin? Ha, o anlatsın evet, ya. Evet ondan ha, öğrenmek istiyorum. Beni. O günleri tamam. Ve o şekli bir erkek ailesine karşı nasıl durdu? Nasıl ikna etti? O benimle beraber geldi. Tamam, onu anlattıracağım sana. O zaman o benimle beraber geldi. O şu anda arabadaydı, dışarıda. Senin için çağıracağım onu gelsin. O anlattı nasıl beni çıkarttığını oradan. Nasıl tamam. Benim için neler... O zaman 5 dakika yukarı iknaya için bir 5 dakika hemen... Çıkmaz bir hiçbir yere ama inşallah gelecek. Ya benim için gelir. İnşallah. Bir 5 dakika. Ben onu... Seni bu kadar sevdiği ve kolladığı için tanımadan seviyorum. Onunla ya şu anda ben burada oturuyorsam, nasıl anlatayım, hayattaysam onun sayesinde. Yoksa ben kafama sıkıp ölmüştüm zaten. Dur hemen çağırıyoruz o zaman. Hemen gelmesi lazım. İsmi Ali. Ali Çağlar. Çağlar dedim. O zaman biraz sonra ilk defa... İlk defa çıkmaz hiçbir yere. Çünkü cezaevindeydi çıktı. Daha sonra çünkü kimse görüyor. Herkes bana yazıyor. Mehtap bakıyor. Sevgilisi var mı? Girin benim sayfalarıma. Sosyal medyaya. Bir tane göremezsiniz. Mehtap yaklaşık 12 yıldır mı? Evet 12 yıldır. 12 yıldır Mehtap'ın bir hayat arkadaşı var. Mehtap hakkında onunla mı beraber, şu onunla mı aynen, beraber? Aynen hiçbir şey değil. Mehtap'ın cinsel tercihi şu mu bu mu ne? Evet her şeyi mi konuştular? Neler, her şeyi mi konuştular? Neler söylendi? Bilmediler. Ama ben cezayı bekledim. Onu evet, bilmediler. Evet ama onun hayatında 12 yıldır bir adam var, onu pavyondan çıkartmış, onun hayatını kurtarmış ve ona yol arkadaşlığı yapmış. Ben bu adamı kendim de tanımak istiyorum, size de tanıtmak istiyorum. Efendim 20 dakika, 25 dakikada bu soğuk havada arabaya kadar kendim çıkarak kendisini
bugüne kadar 12 yıl boyunca Mehtap'ın eşi olduğu halde hiçbir yerde gözükmeyi sevmeyen, her televizyon programını reddeden sevgili Çağlar Bey beni kırmadı. Bir kere her şeyden önce ona teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek. Çünkü Mehtap'ın siz çok değer verdiği birisiniz. Hatta yani hayatındaki tek insan olabilirsiniz. Canım. Onun için sizi kırmam imkansızdı. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Tamam. Mehtap siz burada yokken dedi ki, ben şunu öğrenmiştim. Pavyonda şarkıcılık yaptığı süreçte siz Mehtap'la tanışıyorsunuz. Evet, şimdi şöyle bir nasıl tanıştınız? Anlatacağım ama. Ben bir gün pavyona gittim. Mehtap da o zaman adı Burçak Başak. Burçak Başak. Tabii. Kendi öz adını kullanmıyor. Takma isim olarak. Tabii. Burçak Başak. Tabii Burçak Başak olarak. Burçak Başak olarak. Sahnenin en güzeli yani Burçak Başak. Bir de böyle resimlerim var. Tabii aynı öyle bir sistem kurulmuş falan. Ben de oraya işte gittim arkadaşlarımla beraber. Mehtap sahneye çıktı. Ya Selen bir gördüm. Aşık oldum. Yani bu demek ki aşık olmak. Yani titredim ama böyle. Ama aşık olunmayacak gibi değil ya gerçekten. Ama bütün salon aşık zaten. Tek ben değil ki. Yani bir şey söyleyeceğim. Bir harika avcıda bak bu hava gördüm tamam. Hayatımda. Evet, fiziken, doğru. Bak evet. Fiziken boy, poz, güzellik ve aynı zamanda ses. Onun da güzel, naif. Bir sende gördüm bak. Türkiye'de başkasında yani bu fizikte, bu aurada anladın mı? Arabesk okuyup da yok yani muadilin yok. Evet din devam edelim. Gördüm aşık oldum. Yani gerçekten böyle titredim yani. Ben aşık onu çok oldum. Beğendim görünce. O da evet. Allah. Ben ne dedim biliyor musun? Buraya yani ben o kadar çok gazino geziyorum ki sabaha kadar pavyon şarkı söylediğim için gece de 6-7 ya her yerdeyim yani Ankara'da. Bu sadece bir yere geliyor ama değil mi? İlk defa hayır, gördüm. Hayır bir yere İlk değil defa. Peşinden geziyorum. Ha sen geziyorsun. Anlatayım ben. Hı. Evet. Şimdi ben ilk çıktığı yere gidiyorum. Oradaki çalışan şeflerden, garsonlardan birini çağırıyorum. Diyorum ki hani beni sevenler falan açlık falan veriyorum. Diyorum ki ya bu kadının sevgilisi var mı? Bana birini gösteriyor. Bu kadının sevgilisi bu. Bir masa. İkinci yere gidiyorum. İkinci şef başka bir masa gösteriyor. Bu kadının sevgilisi bu. Derken bu 4-5 sahne gezdim. İnanılmaz. Ya dedim ki eğer bu kadının sevgilisi her gittiğimiz yerde bir müdür, bir şef... Bu masa bunun sevgilisi diye gösteriyorsa bu kadının sevgilisi yok dedim ben kendi kendime. Bak. Tabii. Başka adam olsa inanır. Tabii. Abi nasıl aşığım Selen bildiğin gibi değil. Bir şekilde ona sazları vasıtasıyla falan ulaştım. Bir görüşelim mi? Lütfen şöyle böyle ama o kadar zor bir kadın ki hayır. Hayır sürekli. Ben de bu nereden düşmüş pavyona dedim ya bunu görünce çıtır çoz. Evet. Aynen. Bak Selen ben şimdi çıkıyorum ya bak Allah seni inandırsın. Beni tanıyanlardan varsa zaten yazarlar altlarında da yorumlarda falan filan izleyenlerden. Şimdi hayran kitlem falan var orada bakıyorsun falan hep yani Ankara'nın galericileri, iş adamları, tefecileri, gayrimeşrucuları, zatlar, zurtlar falan filan şampiyonlar gibi kuyumcusu, pırlantacısı. Bir de hepsi yaşı büyük falan böyle. Ya bir de baktım buna böyle bir takım elbiseler giymiş, çok güzel kol düğmeleri falan böyle mendili. Lan bu nereden düşmüş bari? Ben elimde futbol topu. Buna düşmüş. Ben de bunun için bu nereden düşmüş? Ben telefon numarasına bir şekilde ulaştım. Ondan sonra ilk gün buluştuk. Tabii çok heyecanlıyım. Yok ya yalan söylüyor orada. Birkaç beni koşturdu biraz peşinden. Orası da var yani. Böyle telefonumuz falan. Ondan sonra biraz bu bir havalara girdi kendi kendine. Hayır onlar önemli değil. Sen annene gidip en başta Mehtap'ın pavyonda çalıştığını söyledin mi? Ben bütün aileme söyledim. Anneme, babama, halalarıma. Ya vallahi sana helal olsun. Harbiden helal olsun. Ben de ondan sevindim. Bak sana helal olsun. Aynen söyledim. Bir de adam diye ortada dolaşıyorsun. Dedim ki. Vallahi bak gerçekten sana söyleyeyim. Helal sana helal. Dedim ki. Ailene de helal olsun. Dedim ki ben böyle bir kadına aşık oldum dedim. Ama babamla konuştum ilk. Özel teki tek. Oğlum başım üstüne ne demek dedi ya. Hadi gidelim alalım o zaman seviyorsan dedi. Pavyonun çalışması nedir dedi ya. Çok iyi bir ailesi var gerçekten. Annesi babası. Fakat. Benim ailem hani biz bir birlikteliğe karar verdikten sonra Mehtap'ın pavyon hayatını artık bırakacağını zannediyor. Tabii haklı hemen olarak. Hemen evet. Haklı olarak. Biz de Mehtap'la konuştuk. O da bana dedi ki Çağlar dedi yani ben peki, bu hayatı bırakamam. Peki çok özür dilerim. Babanla konuştum da esas anneler
anneler şey yapar. Anne evet. kısmına atlıyorsun gibime geliyor. Yok, hayır ben anlatayım. Çünkü ben annelerin hepsi arıza çıkartır. Tamam evet. Normale biraz... de çıkartıyorlar çünkü. Yok hayır. Çok da arıza çıkartmadım ama benim daha çok ailemden arıza çıkaranlar oldu. Hani dediler ki ya pavyon kadınıyla açık i̇şte konuşacağım. İşte bunu genelde söylerler. Açık konuşacağım. Aynen. Bir pavyon açık kadın... konuş, doğruları konuş. Açık yani. Doğruları konuşacağım. Pavyon kadınıyla ne işin var? İşte pavyon kadınıyla bir sorunuz olmaz. Evet. Ama şunu, şimdi onların hepsi var ya, Mehtap'la resim çektiriyorlar. Şimdi bütün ailecek biz gittik. Halamlar, amcamlar, dayımlar, babamlar falan aferin filan. Aferin sana. Vallahi tabii. Çok bu. Bak her yemin şey, ediyorum çok sevdim. Ne gerekiyorsa bütün her şey. Bütün aile. Adam komple. Ya. Bir de adam diye pantolon giyiyor. Ben. Yalnız Mehtap o ara diyor ki çabuk isteyin saat 12'de sahnem var pavyonda. Çabuk doğru, diyor babanla al git. Hakikaten çok şanslısın. Çünkü doğru. Neden biliyor musun? Yani hakikaten aile evet. Bak o kadarına... Annemi kardeşimi düşünüyorum yine kardeşlerimi düşünüyorum orada. Tamam peki sen... Bu... Çünkü benim de onu o hayattan tamamen almaya maddi imkanım yetmiyor. Ay canım onun için. Etmiyor. Etse alacağım. O da bana geliyor öyle bir ay konuşuyor canım. Ki çünkü ben... Bir tane okutmak istediğim kardeşim var atıyorum işte ayda masrafı bu kadar falan. Sen bunları karşılayabilir misin? Hayır ben o anda karşılayamam. Peki ne yapacağız? Aynen. Ben senden de vazgeçemiyorum. O zaman benim çalışmam lazım dedi. Sen peki ailene bunu nasıl aktardın? Çünkü ben... ailem nişanlandıktan sonra en azından Mehtap'ın bu işi evet. bırakacağını hayal ediyordu aynen. herhalde. Değil tabii mi? Ki mutlaka aynı gün bırakacağını evet, hayal ediyordu doğru. hem de. Tabii ki bu olmadı. Ama bu nişanda gene gitti. Ondan sonra ben aileme neydi? Bunun işte böyle aynen. olması gerektiğini çok falan doğru. söyledim. Ve benim ailem bu işten vazgeçti. Nasıl? Artık nişanlın senin sadece nişanlın. Biz bundan sonrasını istemiyoruz dediler. Evet. Yani o da onlar da bence haklılar. Kendilerine göre haklılar. Bence de çok haklılar. Çünkü gerçekten. Yani şöyle. Şimdi buna bir de etraf sadece kendi aynen. başına yaşasan bu aynen. dünyada. Doğru. Şu insanlar olmasa mesela herkes kendi başına kalabilse yine onlar kabul ederdi. Heh. Belki çünkü oğulları yetişemiyor. Yok. Yetemiyor sana. Evet. Ne yapacaklar? Yani oğlum sana yetemedikten sonra onu isteyemez. Ama hep etraf var ya etraf kaygısı. O ne der? Bu ne der? Şu ne der? Bununla alakalı. Hani diyebilirdi ki otursun aşağı senin şartlarına yaşasın ama o şartlar olmadığı sürece de onların da bir şey deme hakkı olamıyor evet. ama onu anlamaz aile. Der ki olsun hiçbir şey yapmasın vursun otursun aşağı der ya. Yani. Onu beklediler belki. E peki sonra evet. ne oldu? Ondan sonra benim ailem Mehtap'la görüşmemeye başladı. O zaman doldurmalar da başlar. Tabii doldurmalar ha. falan da başlar. İkiniz arasında kavgalar ayrıldık da başlar. Ayrıldık bayağı bir zaman. Bayağı... Bak hemen biliyorum. Çünkü tabii. aileler hemen... Tabii ayrılıklar girdi araya bayağı zaman. Ben de dedim ki eğer... Doğru o ayrıldık yani. Eğer dedim Mehtap yoksa ben kendimi öldürürüm dedim anneme. Ay ben bu çocuğu böyle bir şey olamaz ya. 20 yıldır tanıyormuşum ya tanıyorum ve bu kadar sevdim. Annemle tek tek odada konuşuyoruz. Anne kendimi öldürürüm çok üzülürsün dedim yani. Peki oğlum doğru. ne yapacağız dedi. Anne bu kadını çok seviyorum ben. Bunu bu başka çaremiz yok dedim yani. Bana yardımcı ol dedim anneme. Babam falan daha gaddar o zamanlar. Ondan sonra peki dedi oğlum bir yol bulalım, bir yordam bulalım. Nasıl yapalım? Hani bu da sahneleri de bırakmıyor. Falan filan derken biz de o ara Mehtap'la görüşüyoruz. O ara Mehtap'ı çok gene bu pislik alemden rahatsız edenler falan çok filan var. Çok aşırı derecede. Çok ben aşırı. Sana yani, Allah seni inandırsın. 12 yıldır evime rahat gidebiliyorum sana. Yani. Korkmadan, yani, kaçmadan, tabii, ürkmeden tabii. gidebiliyorum yani. Tabii. Peki bir dakika yok. Dur. Buna musallat oluyorlar tabii. Çok musallat oluyor ama orada bir şurada bir şey atladık oraya girelim. Bir gün Mehtap eve geldi sabah gene 6.30-7 gibi. Ya Mehtap dedim televizyonda bu Star TV'nin popstar yarışmalarını dönüyor. Buna katılsak ne dersin dedim beraber. Belki bizim için bir çıkış noktası olabilir dedim. Çünkü sen çok yani Seren pavyonda çıkıyor ama sahneye nasıl çıkıyor biliyor musun? Sanki dediğin gibi harika avcı çıkıyor yani. Evet yani bu fazla evet, bir kız fazla. Zaten fazlalıkları olan bir kız ne yapsın? O da bana dedi ki git ananı sok dedi yarışmaya. Ben ne gideceğim dedi. Ben ne gideceğim dedim yarışmaya. Ananı sok dedim yarışmaya. O girsin söylesin dedim yani. Evet. Neyse. Neden peki böyle bir şey söyledi? Yani yarışmaya çünkü mı girmek istemedin? Ona şey geliyor, inandırıcı gelmiyor. İnandırıcı gelmedi bana o zaman. Ben dedim buradan yarışmalar koparsam falan. Dedim yani bakarsam işte ailem falan filan etrafım kimseye yetişemem dedim. Babama bir taraftan yardımcı oluyorum. Hep para işte. Babam para, bir tarafta, tabii. annem bir tarafta, herkes bir tarafta. Ben tamam, yani bakıyorsun. Sadece ben yani. Evet. Peki nasıl ikna ettin? Ben ikna yaptın? Etmedim. Etti ne oldu? O bir gün uyurken evde kimliğini aldım. Gittim popstar yarışmasına Ankara'ya.
gelmişler seçmelere. Yani. Evet. Orada bana verdiler sıra, 376. hiç unutmuyorum. 376. kişiydim. Gittim Mehtap'a, evde uyuyor. Uyandırdım. Dedim ki ya Mehtap, ben böyle bir şey yaptım sana sormadan. Aman yarabbim. Ne olursun gel. A-a. Beni seviyorsan şuna bir katıl. Ya ben ne katılacağım falan. Bir şarkı söyle sadece. Bir şarkı söyle. Git orada bir tane şarkı söyle dedi, çık dedi ya. Evet. Ne olursun dedim ya. Ne yarışması bu falan filan. Neyse yarışmaya soktuk. Bu çıktı yukarı. Bu çıktı dedi ki ne oldu dedi lan, ben anlamadım dedi. Elendim mi kaldım mı? Ne oldu bu dedi falan. Ne oldu lan dedim. Hayır dedim. Hayır. Beni dedim söylettiler dedim. Çıktım. Ondan sonra dedim ben dedim. Bana bir şey de demediler dedim. Evet. Kazandım mı kaybettim mi bir evet. Öğrendin misiniz dedim bana. Merdivenlerden aşağı indim. Orada Osman Tan Bey'in asistanı var, Elif Hanım. Dedim ki Elif Hanım, biz dedim ne oldu, elendik mi yoksa yani geçtik mi? Elendiniz dedi. Şaka yapıyorsun. Evet, Ankara'da. Kabul etmediler, elendiniz dedi. Seren elendi dediler ya. Benim dizlerimin dermanı kesildi o şeyde. Ay benim bile şu an kesildi. Evet. Burak var benim yeğenim. Hemen onun yanıma çağırdım. Abi dedi ne olmuş? Dedim ki oğlum elenmiş. Abi ne yapacağız? Dedim ki kazanmış diyeceğiz. Kazandın diyeceğiz. Şaka yapıyorsun sen. Dinlesene. Hiç sorma sonra. Dinlesene sen. Beni kandırdılar. Yukarı çıktım buna. Helal olsun hayatım. Kazandın falan filan. Abi çok iyi falan. Bir çocuk ya. Çok iyi işte. O çünkü, çok iyi. Çünkü amacım ne biliyor musun? İstanbul seçmelerine tekrar sokmak. Bak. Ha, bunu biliyorsun ki bu bölüm bölüm bu bir şeyden anlamıyor diye. Evet. Ondan sonra. Aynen. Neyse. Ben hep uyuyorum çünkü Seren. Akşam pavyona gidiyorum, sabah uyuyorum. Evet. Hiç yapmıyorum. Bu nasıl mutlu kazandın deyince. Pavyonda herkesle vedalaşıyor, ben artık gidiyorum. Onu falan. Anlatacağım da. Ama aslında kazanmamış. Şimdi kazanmamışım. Şimdi sahneye çıktım, tamam mı? Bana dedi, sen kazandın zannediyorsun kendini. Şimdi bak şimdi anlatayım. Ankara'da Çankırı Caddesi var. Böyle arada bir tane pavyon var. Çıkacağım yerde orası da. Şimdi bu bana dedi ki seni dedi işte dedi çağırdılar, kazandın dedi, gidiyoruz. Evet. Bendeki havaları bir seyret. Tabii. Ana, herkese diyor ki bu son sahnem diyor pavyondan. Siz dedim var ya dedim hepinizi mahvedeceğim dedim. Patronlara elimi düşünün. Çıktım sahneye, tamam. Dedim ki böyle aynı. Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz bilmem ne pavyondan, işte bilmem ne zartur. Dedim ki ben bugün beni dedim aynen böyle selam. Bugün beni dedim son görüşünüz dedim. Herkes bana böyle bakıyor. Niye son görüyoruz diye. Ben artık ünlü oldum dedi. Ben dedim artık dedim çok ünlüyüm. Evet. Herkes beni dinliyor ama pavyon dolu. Herkes kafalarda dolu zaten. Beni dinliyorlar herkes. Dedim bugün beni son görüşünüz arkadaşlar. Sevgili patronum, o da karşıdan böyle dinliyor. Canım patronum dedim. Bundan sonra dedim ben yokum, yerime başka solist bulun, ben gidiyorum artık. Ben dedim çok ünlüyüm. Siz dedim beni dedim nerede göreceksiniz biliyor musunuz dedim. Televizyonda seyredeceksiniz dedim. Evet. Allah Allah. Ama o elemelerde televizyon çıkmadı mı o? Hayır çıkmadı. Tamam. Seren ben bunu aldım Mehtap Hanım'ı İstanbul'a getirdim, kazandın diye yarışmayı. Geldik. Şeyde Vatan Caddesi'nde Akgün Otel'in önüne. Ankara'dan geldik. Arabada Ankara'dan bekliyoruz. Geldik. Akgün Otel mi? Nihat Akgün. Allah aynen. Evet. Bana verdiler oradan gene bir yarışma. Aynı normal standartlarda yarışmaya giriyorum. 567. sıra. Yok ya, daha fazlaydı. Daha belki fazla belki. Kaç, bu dedi ki. 1000 kişiden fazla vardı. Bu dedi ki hayırdır dedi lan, ben nasıl kazandım yarışmayı. Ben 567 falan yazıyorlar önüme. Aynen böyle dedim. Hayırdır lan dedim. Beni dedim getirdiniz buraya dedim ya Ankara'dan. Ya Mehtapçım dedim. Bugün sahnem vardı dedim, çıkamayacağım. Ben kazandım da dedim. Evet. Bu kadar milleti ben niye bekliyorum dedim yani. Kazandıysam niye bekliyorum. Ben de ona dedim ki Mehtapçım ama bütün Türkiye çapında düşünsene 500 kişi seçmişler. Biri sensin. Çok zeki. Ay bu felaket. Seni nasıl idare zeka. Ama Seren çok güveniyor ona. Bir gerçek sesini duysunlar, kazanacak diyorum yani. Ankara duyamadılar. Ama ilkinde duyamadılar çünkü benim de kulaklık sorunum var. Bir de çünkü sabaha kadar dedim ya sana 6-7 tane girmişti, kafam yani, davul çalıyor. Evet yani. Dur anlat yani, çok heyecanlı. Şimdi o yarışmadan yani ya beni terk edecek kesin %100. Sadece terk etmeyle kalmayacak. Mahvedecek beni yani. Kalmayacak, altını kalmayacak. Çiziyorum. Verecek. Beni mahvedecek yani. Seren Akgün Otel'in resepsiyonu aşağıda oturdum lobide. Mehtap Yılmaz diye seslendiler aşağıdan, bu girdi. Bekliyorum sonuç ne olacak? Tık 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 tık. Armağan Çağlayan var jüride. Herkes var. Armağan bayıldı sana. Seni hepimiz gördük. Ama ben baktım, diyorum beni çağırmışsınız geldim diyorum ben. Bir ben beni bu da diyor ki beni çağırmışsınız geldim diyor. Armağan da buna diyor ki seni kim çağırdı? Hani seni çağıran yok ki, sen niye geldin? Sen elendin. Ya. Sen elendin diyorlar buna. Sen niye geldin? Onlar tanıdılar bunu elendiğini. Armağan Bey tanıdı hemen. Anında tanıyordu zaten. Sen niye geldin? Selam birden kameralar gelmeye başladı. Aa, ben nasıl çıkıyorum? Kanal D, Star,
falan, Show TV falan filan magazin. Hepsi tepemde ben ya yukarı çıkıyorum. Ya ne oluyor diyorum. Ulan bir baktım bütün kameralar ışıklarını açtı. Bu merdivenlerden yukarı doğru çıkıyor, bunu çekiyorlar. İşte pavyonlarda çalışan bir kadın harika bir o şarkı okudu, bir efsane yarattı. Böyle bir şey olamaz. Yarışmaya... Oğlu ben de biliyorum işte o seyretti. Evet ya. Sana bu da bana... aşık oldum. Ya birbirimize bir sarıldık. Ya. Onun sayesinde dedim yani, ya onun sayesinde mi? Yani gerçekten onun sayesinde yani. Vallahi, o ismimi kullanmamı sağladı yani. İyi ki tanımışım, iyi ki hayatım bulmuşum. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Senin yüzünden hapse girdi diye. Evet yani. Doğru. Nasıl oldu o? Ya şimdi Seren o zaman Ankara zamanları. Orada Burçak Başak ismiyle çok popüler. Burçak Başak. Evet. Artık sen ne haber Burçak? Ya pavyonda, pavyon stili de çok farklı bir şey Seren ya. İnsanlar geliyorlar, para harcıyorlar, şampanya patlatıyorlar. Bir gün geldi bana dedi ki Çağlar dedi bir araba var beni sürekli takip ediyor, beni rahatsız ediyor. Ama bir şey kesiyorum özür dilerim. Ama nasıl oluyor biliyor musun Seren? Ben çıkıyorum sahneden bir yere gidiyorum, başka bir yere gidiyorum. Evime geleceğim. Bir tane müşteri takmış bana kafayı. Sürekli beni takip ediyor. Arabamın önüne zikzak çizmeler, arabamın önünü kesmeye kalkmalar sürekli falan ama ben de buna söylemiyorum. Hep saklıyorum sürekli bir hafta 10 gün 15 gün hiç söylemedim. Artık bir keresinde kuaförden çıktım. Sazlarım var yanımda. Arabamızın önünü kesti adam, aşık olmuş. Hiçbir şey de yok. Tanıdığım da değil, görüştüğüm birisi de değil. Önünü kesince birden ben de tabii çok sinirlendim. Adamı dövmeye kalktım. Üstüne saldırdım. Dövüm var birden de. Yani ondan sonra karakola gittim, ifade verdim bir daha adamı. Bir de karakolda dövüyordum neredeyse yani elime verselerdi. O derece. Ne istiyorsun demedim mi bunu ona? Aşık olmuş, benimle görüşmek istiyor. Pilotelik takmış kafaya, takıntı yapmış yani. Ay ne zor işte. Evimin önüne kadar en sonunda zaten hiçbir şey söylemiyorum. Buna söylemiyorum ama en sonunda artık burama kadar geldi. En sonunda söylemek zorunda kaldım çünkü artık bir zaman sonra hayati tehlike yaşamaya başlıyordum. Hani korkuyordum, evet. Vururlar mı beni, öldürürler mi diye. Evet. Çünkü ben gazinodan çıktığımda beni taradılar. Mermiler nasıldı biliyor musun? Evet. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Niye? Gerçek bu ya. Yine başka bir takıntılı birisi. Tabii o da başka bir takıntılı birisi. Neden? Tabii. Sahnenin önünde, elinde para, sahnenin önünde göğsüme takmaya kalktı parayı. Bir saniyenin ben bir şey söyleyecek zannettim. Eğilince birden göğsüme parayı takmaya kalkınca ben de bunun masasını örtüsü çektim. Fırat sen benim nasıl göğsüme para takabilirsin dedim yani. Adamı dövdüm. Ay, seni ya. Tabii canım adamı dövdüm falan filan. Ben adama saldırınca ortalık karıştı birden bilmem ne. Adamla sen git arabadan, oğlu da varmış yanında 15 yaşında. Zaten oğlu da söyledi. Mehtap, Burçak Hanım için bir şikayet yok. Babam kadını rahatsız etmiş sürekli dedi. Merdivenlerden çıktım biliyor musun Seren? Merdivenlerden çıktıktan sonra araba tam gazinonun önünde. Güvenlikler de var iki tane kapıda. Gazinoyu koruyor. Bir mermi yağıyor tamam mı? Nasıl biliyor musun? Üstümden ama var ya ışıl ışıl bir şeyler geçiyor böyle. Lan ama hissettim, kendi kendime hissettim. Bunun olacağını hissettim. Orada kavgadan sonra bunun devamının geleceğini hissettim. Yani hissederim. Tabii. Ben de geri vites yapan bir kadın değilim. Geri vites yapmam. Yapmaz. O da bana yaparsa ben onun daha fazlasını yaparım. Yapmaz yani. Evet. Adam mermileri yağdı. Ben arabam çökünce arabamın dibine doğru yatınca güvenliklere geldi mermiler. İki tane güvenlik yaralandı. Ne güvenlikler diyorsun, tabii kimi sırtından kimi ayağından. Falan filan adamlar tabii mahkemeye oldu, suçlu bulundular. Çocuğu da bir de gerçekleri anlatmış, oğlu varmış yanında. Bu hanımefendi kadını rahatsız ediyordu benim babam demiş sürekli. Aferin çocuk Mert. Kadın tanımaz babamı demiş, hiçbir şey demiş. Gördüğümüz peşinden gezeriz demiş, sahne. Böyle de bu olay önce kadın haklı demiş yani. Aferin çocuğa. Gördün mü çocuk öyle söylüyor. Bunlardan döndüm, şimdi sen benden fiziksel bir korku hayatta hiçbir zaman yok bende yani. Korkmam hiçbir şeyden Allah'tan başka. Onları yaşadım çünkü. Neler yaşadım yani orada. Peki bu olayı daha sana nasıl sürer ettin? Ondan sonra ikincisi de aynı olacak diye ben buna söyledim. Yine dedim bunlar beni vuracak birisi dedim yine yani. Arabanın önünü kesmek ne demek? Arabayı evine kadar takip etmek ne demek? Evimin önüne gelip de pusuya yatmak ne demek yani? Ne yapmak siz de berabersiniz. Tabii kimse de beraber olduğunuzu da bilmiyor. Değil tabii mi? Gazinolarda söylenmez. Ben ailemi bile gizli tuttum. Herkesten gizli tuttum. Bilmemeleri gerekiyor. Çünkü bilindiği anda zaten o hayat çok başka bir hayat. Televizyonlarda çok gösterildiği gibi değil. Kızlarımıza yine söylüyorum. Sakın özenmeyin. Size özendirmeye kalkanlar olursa da özenmeyin. Ben arkalar tarafını biliyorum. Neler yaşadıklarını biliyorum. Sizi ilk başta parayla kandırırlar. Sizi lüks ev, eşya, kıyafet, zengin koca hiçbiri yok. Yalan.
Gidersin sadece olacaksan zengin bir tanesinin metresi olursun. Adamın evlidir, kapatır seni, bir ev tutar sana. Gidersin onu yaşayabilirsin fazlaca, başka hiçbir şey yaşamazsın. Seni gelip de alıp da çoğu yapmaz. Kullanır kullanır atarlar yani. Tabii ya. İnanmayın böyle şeylere, düşmeyin diyorum. Sen iyi bir adama rastlamışsın. Yoksa oradan senin de başın kim bilir neler, neler. Belki de yaşamıyordun şu an. Ya ben onu söylüyorum sana, yaşamıyordum şu anda. O ona yani anlatmasaydım olayı. Ona söyledim. O da dedi ki ben gideceğim, benzine gideceğim, işte bir şeyler almaya market falan filan. Adam arkasında arabayı çalıştırıyor, bunun peşinden düşüyor. Ben zannetmiş, ben. Garajdan çıkınca plakayı biliyor ya. Aman yarabbim. Ben diye peşine düşüyor. Evet. Önüne kırıyor. Kapıyı açmıyor. İçinden çıkartacak, ya beni kaçıracak, alacak içinden adam. Tabii. Ben, o arabada ben olsam beni saçımdan tutup kendi arabasına atacak adam yani. Evet. Ya da alıp götürüp bir dağ evine mi atar beni, bir yere mi atar bilemem yani. Sonuçta adamın gözünde sen pavyonlarda şarkı söyleyen bir kadınsın, pavyon kadınsın. Değersizsin, kıymetsizsin orada yani. Adam da parama bakarım, gücüme bakarım, ben böyleyim, istediğime sahip olurum kafasındalar. Tabii. Onu. Peki ne yaptın o sırada sen kapıyı açtığı zaman? Kapıyı açtığı zaman vurdum ikisini de. Vurdu. Nasıl vurdum? İkisini de bacağından vurdum. Ha, silah var mıydı? Silah vardı, benim üstümde vardı. Her zaman. Böyle bir kadınla berabersin, evet, bela zamanlar, olabilir. Tabii. Evet, evet aslında zaten yani, sana da söylemiş herhalde. Yani, aynen, ben de biraz tedbirli geziyordum yani. Ben söyledim ona çünkü, o dedi ki tamam bakalım kimmiş. Bir dakika, bir dakika. Bir evime çıkmadıkları kaldı yani, kapımın içine girip evimin içine çıkmadıkları kalmıştı böyle Seren. Böyle bir şey var mı ya? Daha var mı? Var, hala var. O gece hayatında çalışan kızların neler yaşadıklarını bilemezsin. Ah yazık onlara ya, nasıl bir para için, bir çanta almak için, bir elbise almak evet. için... Bir lüks için çocuklar gerçekten çok tehlikeli. Bak burada yaşam ve onun karşısında iyi bir adam. Böyle bir adam da hani 100 yılda bir çıkar çıkmaz yani. Onu da ben ondan şanslıyım o konuda yani, evet. Öyle düşünüyorum. Evet. Ondan sonra Seren ben benim sevdiğim kadını nasıl rahatsız edersiniz diye ikisini de vurdum. Ondan sonra bir mahkeme süreci başladı. Ondan sonra burada ben şeyi bekledim yani aşkımla ilgili, daha doğrusu Mehtap'la ilgili bakalım hani durum ne olacak. Ya bu kadın öyle bir kadın ki, beni bir gün bile yalnız bırakmadı biliyor musun? Ne cezaevinde, ne karakolda, ne bir yerde. Yani bana dedi ki sen benimsin, ben de senin. Bırakmadım, cezaevinde de bıraktım. Yani, İsteyen istediğini konuşsun, isteyen istediğini söylesin evet. dedim. Hiç umurumda değil dedim. Ya nasıl delikanlı bir kadın. Benim hakkımda ne derlerse desin. Yani, cezaevine girdin mi? Tabii tabii canım. Ne kadar yaptın? Bir sene 8 ay. Ben sizin ilişkinizin ne kadar güzel, temiz... olduğunu göstermek istedim. Teşekkür ederim. Ben şahit oldum. Benim şahit olduklarımı onlar da evet. Şahit olsun istedim. Sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek. Için. Allah seni onun başından eksik etmesin. İkiniz birbirinize teşekkür ederim. Bir tane akıllı lazım kafama yani. Evet, evet. Bize lazım. Bize lazım. İyi teşekkür ki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sen öyle bomba gibi bir giriş yaptın ki sanat camiasına. Senden korkanlar oldu. Birdenbire televizyon kanalları sana televizyon programları teklif etmeye başladı. Hatta ben çok enteresan bir şey duydum. Doğru mu değil mi sana sormak istiyorum. Şimdi Seda Sayan Kanal D'de program yapıyordu. Ve o esnada da sana ya Star'dan ya da Show TV'den bir yerden teklif geliyor. Star'dan mı? Evet. Tam Seda Sayan'ın karşı saatinde. Doğru karşı saatine hem de senin bilmediğin bir şey var. Stüdyosuyla tam yanındaki stüdyo ve onun stüdyosunun daha büyüğü. Ayşe Hanım'dan geldi o zaman. Bana gittim, görüşmeye gittim. Elime bir sürü evraklar verdiler, dosya verdiler. İşte dedik avukatına da okuttur Mehtap, çok güzel bir proje falan. Ben zaten hiçbir şey okutturmama gerek yok dedim ben avukatıma falan dedim. Ben okeyim dedim. Hazır. Tabii televizyon yani programı. Ben okeyim dedim. Avukat falan hiçbir şey gerek yok. Başlıyorum, ne zaman başlıyorsanız diyorsanız. Ay yavrum nasıl sevinmişsindir. Harika gündüz bir şey. Kuşa, tabii tabii kadınlarla iç içe olan bir program. Ondan sonra ben nasıl mutluyum? Elimde böyle falan hevesleniyorum. Avukatıma göstereceğim. Şimdi randevu verdiler. Birkaç gün sonra falan tekrar gideceğiz. Okeylediğim anda imzalar atılıyor. Söyledim. Ben şey aradım. Stelio abim var. Stelio Pipis. Pipis. Aynen. Duysun. Hepsi duysun. Şimdi ben bunu geldiğim zaman sizin kanalınızda konuşamadım ama. Niye? Konuşmaya kalktığım zaman konuşamadım. Orada Sinan abi var diye. Sinan abiye saygısızlık olmasın diye konuşamadım. Bize de öyle. Bize de ben tam konuşacağım. Anlatacağım.
Sinan abi orada olduğu için Sinan Engin. Çok seviyorum canım benim. Ama beni de yakan, canımı yakan, kariyerimizi baltalayan birileri var orada yani. Bunu tüm Türkiye duysun. İsteren inansın, ister inanmasın. Ben gerçekleri anlatıyorum. Yarışmadan sonraki yaşadığım. Hayatta yalan söyleyen bir kadın değilsin ki. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Dedim ki, aradım dedim ki. Bana da demişti ki Stelio, İstanbul'da tanıdığım işte çok büyük bir menajer olduğu için. Yarışmaya gelmişsin, bir şey bilmiyorsun falan. Tabii. Ama bak, dediler bana da ondan biraz uzak dur falan filan diyenler de oldu yani. O zaman güvenme, dikkat et. Ben yok baktım çok samimi davranıyor ya bana. Ondan sonra dedim ki Seda Sayan'ın da ablasının kızı Seda benim yanımda çalışıyordu. Menajerliğimi yapıyordu. Benim neydi yanıma da mi koyan kim? Onu. Kim? Seda Sayan. Programına konuk gittiğimde. Baktım orada dedi ki Seda da çalışın beraber çalışın. Dedim, çok, tamam çalışırız abla olur. Çok seviyordum. Kızı da çok seviyordum. Nursel'i ablasını da çok seviyordum. Ondan sonra ben bunlara çok inandım. Çok girdim içli dışlı olduk bayağı be. Hani hep derler ya düşmanını içeriden tutacaksın falan filan gibi bilmem neler var. Ya telefonlar geliyor bana arıyorlar diyorlar ki Mehtap arıyoruz işte işlerle alakalı fiyat veriliyor bir şey oluyor tak kapatıyor. Tak kapatıyorlar yok iş olmuyor. Ne oluyor dedim benim işlerim bir şeyler oluyor bende bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var yani bu. Ben de şey dedim ki Stelio'ya abi dedim aradım bir gün. Ama Ayşe'nin bana değil kanalda iç yapımlardan. Mehtap dedi sakın bunu kimseye söyleme paylaşma lütfen. Hani imza atalım teaserlar döndükten sonra dedi stüdyomuz bitsin. Döndükten sonra dedi başlayalım. Normalesini söylemiş. Ben bilmiyorum Seren nereden bileyim. Ben de aradım dedim böyle böyle abi bana bir teklif var. Nereden geldi dedim. Benim kanalda iç yapımlardan geldi dedim. Ne dedi dedim ki abi kadın kuşağı format bu. Stüdyoda dedim Seda Hanım'ın stüdyosunun yan tarafında hemen. Orayı yapın. Ha orayı hazırlıyorlar. Orayı biz görmüştük. Orayı mı hazırlıyorlar dedi. Sana hazırlıyor. Evet abi bana hazırlıyorlar dedim. Her şey hazır. Bir hafta içinde tanıtımlar çekilecek ve dönmeye başlayacak. Kanal çünkü çok istiyor acele olsun diye. Tabii ortalık yıkıldı Mehtap diye. Tabii bir seyircisi. Kadınlar da çok seviyor seni. Seyircim bir de 12'den daha fazla. İki katı seyirci koyuyor stüdyoya bana gelenler. Ama zaten çoğu paralı oldu. Aynen öyle. Onlar onu yapıyorlar. Ondan sonra dedi ki Mehtap dedi ya tamam dur dedi ya kapat telefonu dedi. Ben dedi sen neredesin dedi alayım seni dedi falan. Evime gel dedi bana. Seviyor bak, mu? Tabii konum attı. Ben de işte bizimkilerle beraber toplandık. Bunun evine gittik. Ulus'ta mıydı? Ulus sitesi miydi? Bir yerdeydi hatırlamıyorum. Bayağı zaman oldu. Neyse bunun yanında bir de menajer bir tane asistanı var beraber bir ikisi oturuyorlar evde. Dedim ki abi dedim konu bu. Bu da dedim bana verdikleri Kanal D'nin dedim bana verdiği evraklar. Bir bak abi dedim ya ne yazmışlar falan dedim. O kadar güveniyorum ki. Aldı hepsine baktı falan filan okuyup. Sonra artık ne olduysa bana dedi ki ya dedi dur dedi sen dedi şey yapma dedi. Birkaç telefon görüşmesi. Bana dedi ki sen yarın dedi şey gel Artı Film seni istiyor dedi. Star, Esra Erol'un yapım şirketi vardı ya ilk yapan. Evet. Artı Film şirketi. Evet. Aslı dedi oradan yapalım. Ne yapacaksın dedi iç yapımlar. Boş ver dedi. Artı Film'le yapalım dedi. Daha güzel olur dedi. Ondan sonra senin için daha iyi olur dedi. Daha katkı sağlar. Boş ver dedi. Bunlar imza atma dedi. Gösterme avukatına falan dedi. Ben sana yardımcı olacağım. Aynısını bana yaptı. Biraz sonra anlatacağım. Ben sana yardımcı olacağım abisi dedi. Bana böyle bir cep telefonu hediye aldı. Falan böyle bir görsen benimle nasıl ilgileniyorlar bunu. Sonra benim elime geldi Artı Film'e götürdüler beni. Artı Film'in sahipleri de dinlesinler burada. Karı koca dinleyin siz de. Kimdi acaba o? Onun Peker miydi? Karısının soyadını hatırlamıyorum şu anda. Siz de güzel dinleyin. Beni getirdi Stelio Pipi size getirdi değil mi beni orada? Siz bana kaç lira verdiniz? Orada 40 bin lira o zaman parası verdiniz. Dediniz ki 3-4 ay dediniz ekrandan uzak kalacaksın. Hiçbir yere çıkmayacaksın. Sahne çıkmayacaksın hiçbir yerde medyadan uzak olacaksın Stelio'nu yaptıkları sonra içine bir madde daha koymuşlar ki 6 ay uzatıyor yani röportaj vermek konuk gelmek hiçbir yere gitmek beni ekrandan çekip unutturacaklar. Bir dakika sana Seda Sayın'ın karşısında program yapma diye Star TV'de sözleşme imzalattırdılar sana para da verdiler. Evet. Para verip evde mi oturdu? Evet. İnanamam. Bak ama Çağlar var ya Çağlar aldı okudu ben saf salak. Güveniyorum ya onlara. Oku dedi ki burada dedi bir madde var. Burayı dedi değiştirebilir misiniz dedi yani. 6 ay falan filan oturtma, uzaklaştırma böyle bilmem neler. Siz dedi buraya dedi böyle dedi bunu dedi bu şekilde olmaz dedi. O uyandırdı beni yani. Onlar yoksa beni gözü kapalı. 2 sene belki uzaklaşacaktı ekrandan hiçbir yere çıkmaktan. Peki bir şey söyleyeceğim. Demediler mi ki Star TV'den sana hadi başlıyorduk niye başlamadınız falan demediler mi? Oraya geleceğim. Dur şimdi.
Ben şimdi az önce birazcık şarjlarımı yapmak, takmak zorundaydım. Dedim ya ben işitme engelliyim evet. diye. Seren. Heh, şimdi sana daha güzel anlatacağım. Sen şimdi toplantı. Çünkü zaten seni kanalda istiyormuş. Niye bunlara gittin, kandın da? Tabii kandırıldım. Kandırıkçılıklarda geçtim. Sonra Esra'nın programına falan çıkarttılar beni bir iki defa böyle. Gösteriyorlar sanki yalandan böyle bilmem ne. İzdivaç programına gösteriyorlar. Orada işte biz de işte bizim şirketten olacak diye. O kadar güvendirici geliyor ki her şey. Parayı vermişler. Seni bitiriyorlar, kandırıyorlar. Orada bir madde var. Hiçbir yere çıkamazsın istesinler. Sahne, medya, hiçbir şey. Uzak tutarlar seni. Ben onu o şekilde söyledim. Sonra ne oldu? Ben dedim ki bu Stelio Seda Sayan'ın menajeri yanında yani. Menajerliğini yapıyor, yanında taşıyor, çantasını taşıyor, yanında geziyor. Menajerliğini yapıyor yıllardır. Buna yani nasıl güvenmeyeceksin onun yanında diye. Seda'nın yeğeni de benim yanımda zaten, Sayan'ın yeğeni. Kızla benim gibi beraber. Aklımda hiçbir kötü. Koşturuyoruz yani. Kızla da, koşturuyoruz falan filan gidiyoruz. Sonra bir gün ben bunların Akmerkez'in Etiler'de karşısında bir tane giyim dükkanı açmışlar kendilerine Seda Sayan. Giymediği kıyafetlerini, sahne kostümlerini orada satıyor. Ablası satıyor. Nursel abla. Dükkanda satıyorlar, tamam mı? Ben de ona yarışma falan bitmiş ya böyle bir. Çalışacağım, kostümler alacağım falan filan. Daha borçlardan kurtulmuşum. Ankara'daki gazinoculara aldım avanslarım. Onu bunu gönderiyorum bilmem ne yapıyorum falan filan. Kıyafet alacağım. Olsun dedim, giyilmiş kıyafet ne olacak? Seda Sayan'ın kıyafetleridir dedim falan filan da koşturuyorum. Seda'ya dedim ki, Seda dedim yeğenine. İşte dedim kıyafetler falan. Dedi ki teyzemin kıyafetleri dedi, satıyor dedi oradan. Gittim teyzesinin Seda Sayan'ın kostümlerini, giymiş olduğu kostümleri bana parayla sattı Seda Sayan. Hatta sana evimde bir tanesi duruyor, bir tane kıyafeti duruyor. O ne biliyor musun? Onur Şan'la nişanında giydiği kıyafeti duruyor. Aa, o kıyafet sende mi? O bende. Gri. Ay sen de o kıyafeti parayla aldın mı? Ben aldım onu giyince sahneden. Aynen, onu da oraya koymuş Satla. Onur Şan'la nişanda giydiği Seda ablamız onu koymuş oraya. Onu da giydim. Bir sürü kıyafet aldım. Hepsinden aldım. Onur Şan'la nişanındaki şey. Nişan kıyafetini onu aldım işte. Satın aldım. Onu da aldım. Onu da satıyordu. Hepsini satıyordu orada kıyafetleri. Bana göre en güzel gelinliği kuryeci olanlar var. Allah'tan onu vermemiş. Aynen. Onu aldım. Yani duruyor dolapta. Ama giyinmek var mı? Yok. Baktıkça iyice sinirlerim zıplıyor onu gördüm. Yani sana hem senin yeğeni yanında menajerlik yapıyor hem de Onur Şan mıydı? Türkücü çocuk. Aynen. Güzel de türkü söylüyordu. Onun olan nişanındaki kıyafeti sana parayla sattı. Kaç paraya sattı? Valla o zaman parası kaç lira oldu bundan? 8 kaç lira? 7 bin liraya sattı. Öyle miydi? Evet, ben hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bunlar daha çok iyi biliyorlar. Güzel bir. Benim ona ödediğim 4-5 tane de tuvalet almıştım. Baktım bazılarının eski etekleri de gitmiş falan filan. Kıyafetleri. Ulan dedim bana mı bunu geçirdiler falan dedim. Ulan Mehtap burada da geçirdiler sana. Yani, helal olsun dedim. O Seda ablamızın kıyafetlerini oradan. Ondan sonra baktım bunların giyecek bir tarafı yok ki. Ya, ulan bana yazıklar. Bu giyecek bir tarafı yok ki o kıyafetlerin. Ondan sonra İzmir'de sahne yapan arkadaşlarım falan vardı benim, translar. Onlara gönderdim kıyafetleri ki sahnede giysinler diye. Dedi, hatta dedim bak sana gönderiyorum bu Seda Sayan'ın kıyafeti. Nişan kıyafeti sende mi hala? Bende hala duruyor. Onu saklıyorsun. Duruyor, hatırası aynen. Var. Aynen duruyor, saklıyorum. Böyle yaptı. Sonra aldım falan onları. Neyse ödedim paralarını falan. Hatta en son bir tanesinin parası kalmıştı. Beni aradılar. Rahmetli Nursel Sayan'ın kocası Coşkun abi var. Öldü, vefat etti. Hatta dedi ki bir tane elbisenin parası kalmış Mehtap dedi. İşte onu dedi nasıl gönderebilirsin dedi. Tamam dedim göndereyim, onu da göndereyim Seda ablamıza dedim, elbisenin parasını da dedim istiyorsa. Onu da göndereyim dedim, hemen gönderdim, son parasını da gönderdim. Hatta Akmerkez'in orada bir yerde şey yaptılar, aldı bizim çocuklar götürdü, verdik ona kıyafet parasını. Çok öyle ya. Toparladı. Sonra ne oldu, ben kıyafet alıyorum ya, önünde şeye gittim dükkanda, oradayım dükkanda. Seda ablamız, Seda geliyor dediler. Ben de dedim ki biraz bekleyeyim dedim ya. Biraz bekleyeyim dedim, bir göreyim dedim, konuşmak istiyorum. Stelio'yu soracağım çünkü. Nerede benim program başlamıyor? Aradan geçmiş bayağı bir zaman. Tabii Seda'nın beni almışlar içlerine böyle. Çok güzel evlerine gidiyorum. Onların şeylerinde, onların yeğeniyle beraber Bodrum'daki villasına götürüyor beni. Beraber tatil seni yapıyoruz. Seni pasifize ediyorlar. Tabii hep içlerindeyim falan filan böyle. Nasılım biliyor musun ama yani? Ondan sonra bu bir geldi dedi. Geldi. Seda Sayan da o zaman bir reklam almış. Ünlü bir içecek markasının önünde de tişörtü var giymiş. İsmini vermiyorum bir şey. Markanın tişörtü, çekimi falan varmış. Stelio beni orada olduğunu bilince girmedi içeriye karşı. Biliyorsun şunu çünkü. Seda Sayan geldi, dedi ki oraya oturdu koltuğuna, masada. Ben de oradayım, merhaba Mehtap falan filan. Ama böyle bir samimiyet yok yani kadında. Dedim ki Seda abla bir şey soracağım sana dedim ya.
Buyur dedi, sor dedi. Dedim ki ablacığım, Sidel Pupis senin menajerin ya dedim. Ben hani yeğenle çalışıyorum senin. Senin yeğen de benimle beraber çalışıyor. Bana dedim imza attırdı, beni götürdü dedim oraya. Benim programım başlıyordu dedim. Senin karşında. Ben, aynen. Beni dedim götürdü dedim. Böyle dedi telefon. Beni dedim götürdü dedim böyle dedim. Hani nerede dedim Stelio? Stelio gitti dedi. Vallahi dedi, aynen böyle. Vallahi beni ilgilendirmez sizin dedi Stelio ikinizin. Abla dedim benim yeğeninle seninle beraber çalışıyoruz dedim yani. Senin yeğenin benim menajerliğimi yapıyor. Farkında mısın? Ben beraber çalışıyoruz. Ve senin yanındaki adamına ben sana güvenerekten abla diyerek soruyorum. Abla niye böyle yaptılar bizim başımıza? Niye böyle bekletiyorlar bizi diye. Benden ötürü diyemeyecektim. Yok hiç umurunda bile olmadı kadının. Bana ne yaptı böyle? Ne gün yaptı? İkinizin dedi sorunu dedi. Bana ne dedi? Tamam dedim abla senin Allah dedim çok büyüktür dedim. İnşallah benim dedim inşallah dedim içimden çıkartır hepinizden dedim. Benimkini çıkartır dedim hepinizden. Hala da söylüyorum. İnşallah Allah çıkartır sadece bu kadar söylüyorum. Neden biliyor musun? Kariyerimin yani... Tabii o televizyon programı... Bitirmek beni ya. Bu bitirdiler beni yani. Hayır, seni bitiremezler de. O da pavyondan geldi biliyorsun değil mi? O da düğün salonlarında da... çalışmış, çıkmış, şarkı söylemiş. Öyle biliyorum. Öyle mi? O pavyon hikayesi yok mu onun? Yok başka onun. Kim? Muazzez Ersoy'du galiba. Muazzez Ersoy'da varmış. Evet, aynen öyle. Muazzez Ersoy'da var. Şimdi ama onlar da tabii ki buraya gelene kadar bir feleğin çemberinden geçtiler. Hani pavyon oldu. O günkü şartlarda o televizyon programını yapmış olsaydın ki reyting rekoru kırardı sen. Kesinlikle. 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 O zaman belki senin sanat yaşam başka bir şeye evrilecekti. Şu anda ben televizyondaydım. Hala yapıyordum program. Halkla iç içe, beraber, kadın kuşağı gündüz programı. Yani onun için dedim. Söz Fatoda gibi bir program olacaktı benim programım zaten. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an televizyonlardaki programlar o kadar kötü ki. Şu anda bir şey hiçbir yani, şey yok. Yani o kadar kalitesiz, o kadar kötü... hiçbir şekilde işte muhtarın karısı komşusuna kaçtı, o dama kaçtı, o dağa bilmem ne böyle programlar yapılıyor maalesef çok felaket. Maalesef. Artı o yaptıkları insanları kandırıyorlar, aynı insanları getiriyorlar. O benim kocama baktı, sen bunu da kocası başkasına giden adamı geri çağırıyor. Bir kere Türk toplumu, örf, adet bilmem ne bunların hiçbirisi bunları kabul edecek şeyler değil. O yüzden de... belki de şu anda televizyonda olmamak en güzeli. Ben magazin programı yaptığım için 9 yıldır yapıyordum magazin programı. Ben bile dedim ki en sonunda ya bu artık bu iş kalitesiz. Yani seviyesi falan düşmeye başladı. Bak ben kendi yaptığım programda bile. Ve bir günde ayağa kalktım ve çıktım gittim yani. Dolayısıyla ama şöyle bir şey oldu seninle alakalı. Onu da sana söyleyeyim. Senin şarkıcılığın, sahnen. O kadar herkes seni sevdi, sesini sevdi, şarkı söylemeni. Biz burada Mustafa'lar, ben alkol içmiyorum ama onlar böyle çilingir sofrası, meze, balık bilmem ne yaptıkları zaman seni açıyorlar. Yani bu çok enteresan bir şey. Yani burada Türkiye'de yaşlısından gencine bir sürü arabesk okuyan insan var ama seni açıyor herkes, seni dinliyor herkes. Bunu isteseler de engelleyemezler. Yerde çıkmanı, iyi bir yerde çıkmanı, iyi bir... Hepimize yapılıyor bunlar, yapılmıyor mu zannediyorsun? Benim için de yapıyorlar. Ya. Ama şöyle bir şey var. Diyorum ki içimden, sen ne yaparsan ben olamazsın. Ne yaparsan sen benim geldiğim yerden, benim sahip olduğum şeyleri sonradan paraya sahip olabilirsin ama bunlara sahip olamazsın diyorum. Şimdi o sana yeni birisi çıkmasın diye bana... Benim yanımda ezildikleri için birçok konuda beni sevmiyorlar. Sana sesin çok güzel, halk seni çok seviyor, samimi bir kadınsın. Arabesk kokuyor hepsini ters köşe yaptın. Daha fazla ünlenmeni istemiyorlar. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet istemiyorlar. Dedim? Ama sorun yok. Sorun şöyle, taş yerinde ağırdır. Sen de yerinde ağırsın Mehtap. Ve gerçekten... Ama ah ettim. Ha? Etmeyi sevmem ama ettim. Allah biliyor. Ya zaten hiç kimsenin hayatı güzel değil ki. Yani dışarıdan dalga geçilen hayatları var çoğunun. Hani onlar bir şeyler paylaşıyorlar, kendince bir şeyler yapıyorlar. Ama dışarıdan... Ama Türk televizyonlarındaki Türk yapımcıları, Türk televizyon kanalları, medya sektörü neden bunlara hala izin veriyor? Neden bu saçma sapan insanları hala ekranlarda tutuyorlar? Neden? Çünkü başka seçeneğiniz mi yok sizin? Yani bir sürü seçenekleriniz var. Hala neden aynı isimlere devam ediyorsunuz? Neden hala yıllardır, 40 senedir, 50 senedir neden hala onu bırakmıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum yani.
Ya biraz artık şöyle bir şey de oluyor. Tanıdıklara, yani seni kanalla anlaştıracak insanlara da bu paydan pay veriyorlar. He, anladım. Yani diyor ki mesela sen beni burada program yaptır diyor. Sana da ayda şu kadar vereyim diyor. Vay. Tabii tabii bunlara bazı kanal müdürleri de dahil. Hmm. Bu işler buna evrildi artık. Anladım. O yüzden de o ona para veriyor, o ona para veriyor. Çünkü bakıyorsun program tutmuyor. Bakıyorsun saçma sapan, yani hiç her gün aynı konular öğretilmiş. Aynı magazin, aynı magazin. Ne kadar zaman sürtüp bir konuyu buluyorlar, aynı konudan gidiyorlar yani. Yani bir konuyu bulup mesela aynı konudan devam etmek değil de bunları kimin konuştuğu çok önemli. Bu programların kimin yaptığı çok önemli. Yani sokaktan da alırsın birisini oturursun. O kadar herkes fikir beyan edemez, o öngörüsü yoktur. Eleştiremez, o vizyonu yoktur, gustosu yoktur, saçma sapan insanları. Hı. Televizyonlarda para yok eskisi gibi. Evet. O yüzden de gündüz kuşağını, yani Esra Erol ve Müge Anlı'yı bu tarafa atıyorum. Çünkü onlar zaten ATV'deler ve kuvvetli şu anda o kanal. Evet. Ama onun dışındaki, kendi yapım şirketleri zaten, onun dışındaki kanallarda eskisi kadar para yok. Para olmadığı için de para almayan tipleri çalıştırıyorlar. Heh. Bu kadar basit. O zaman da kalite bu hale düşüyor. Yani ama bazıları da ne yapıyor mesela? Diyor ki sen beni bu kanalla anlaştır. Sana diyor buradan %40 veriyorum. Sana şuradan al 2 milyon, al 500 bin lira, al 3. Bu işler böyle. Yapımcılar da aynı şekilde. Dolayısıyla bu iş artık tanıdık mı? Türkiye tanıdık meselesi. Hmm. Türkiye'de her şey tanıdık meselesi. Türkiye'de her şey torpil. Türkiye'de her şey hakkaniyetsiz. Bu da bunlardan bir tanesi. Ama dediğim gibi halk o kadar duyarlı bir halk ki herkesin ne olduğunu, nereden nereye nasıl geldiğini, nasıl tutunduğunu. Yani birçok insan dalga geçiyor bu insanların çoğunla aslında. Evet dalga geçiyor. Ben de bunlarla dalga geçiyorum seyrederken. Yani dalga şaklabanlıklarıyla dalga geçiyorum. Çoğunun iğrençlikleriyle dalga geçiyorum, seyrediyorum, bilmem ne yapıyorum. Ama hiç yazıp çizip göstermek, şey yapmıyorum yani. Anasını dillendirmiyorum ama. Bir şey söyleyeceğim sana. Çünkü çok güçlüler. Seren benim gücüm yetmez bu kadınlar falan yani. Hayatta yetmez yani. Anladın mı? Yok eder anında yani. Öyle bir güçleri var yani. Çünkü bu. Seni hiç kimse yok edemez. Bunu bil. Uğraşsınlar. Yok edemez. Yani sen, onlar senin annen yaşında. Ve sana bu yaptıkları şeyler, onların, şöyle sana söyleyeyim. Bir insanı televizyonda gördüğün zaman, aile olarak, arkadaş çevresinde oturarak, mesela birisi çıkıyor. Ben şimdi bir sürü çevrem, benim sanat camiasından çevrem yok. Benim sanatçı arkadaşım da yok. Etmeyi de düşünmem. Çok nadir görüştüm. Sevdiğim insanlar evet. Var ama arkadaşım değiller. Bir insan televizyona çıktığı zaman, işte o zaman ben tansiyona bakıyorum. Herkes, birisi televizyona çıktığı zaman mesela birisi diyor ki, ya diyor bu ne yollardan geçti diyor, bu az değil diyor. Bak bu diyor benim diyor arkadaşımın kocasından diyor şu kadar para istedi diyor. Bu buraya getirdi diyor. Bu şu kadını diyor bunu ayarladı diyor. Uçakla gittiler diyor. Şimdi şey o kadar önemli ki CV'in. Hani işe giderken gençler, insanlar, iş insanları bir yerde çalışmak için CV veriyorlar ya. Bunların CV'leri o kadar kötü ki. İstedikleri televizyonda istedikleri kadar kalmaları önemli. Nasıl kaldıklarını da biliyor herkes. CV'leri belli bunların. Evet. Anladın mı? O yüzden de sen bak 12 yıldır bu adamla beraber olmuşsun. Pavyonda çalışmışsın ama hiç mi namusluluk yapmamışsın? Karakterli, kişilikli. Olsaydı 100 bin kere çıkartırlardı zaten çıkmıştı çok daha konuşurlardı. Bunlar ayıp değil. Evet. Ben pavyona düşmüş ayrıca da. Affedersin genel eve düşmüş birçok kadın imkansızlıklar içerisinde bunları yaşamışlar. Bunların çoğu çanta takmak için adamlarla beraber oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunlar buralara o yapımcının, o iş adamının, o evli sevgililerinin yatak odalarından çıkıp geldiler çoğu. O yüzden de bunu bil ki insanlar sana baktıkları zaman ya erkek gibi kadın deli dolu ama ne güzel şarkı söylüyor, arabesk ne kadar güzel söylüyor, ne kadar samimiyetli bir kız olarak bakıyorlar sana. Senin için namussuz diyen yok. Diyemezler ki çok şükür. Bak namussuz diyen yok. Yok. Bir adamın yok parasını diyen yok. Yani deseler de o
iftira atan grup söylerler. Hepimiz için var onları söyleyen. Yani senin için, senin geçmişinde kötü bir şey yok. Çok ama şükür. Bunların bütün geçmişi, geçmişi çöp. Çöp olanlar anladın ama mı? Çok iyi şey oynuyorlar. Hayatım fark etmez. Türkiye'de böyle. Türkiye'de kalitesiz her şey meşhur oluyor. Önemli değil. Ama önemli olan dediğim gibi doğru dürüst insanların senin hakkında ne düşünüyor olmuş olması. Anladın o mı? O da yeter bana zaten. O da sana yeter. O yani da bana yeter zaten. O azınlık, o azınlık, o kaliteli insanlar sana nasıl bakıyorlarsa herkes herkesin her şeyini, bütün hayat hikayesini biliyor. O yüzden bana göre kimde nasıl iz bıraktığın, kimin senin hakkında şu televizyonda seni açtığı zaman ne düşünüyor olmuş olması çok önemli. Herkes seni çok seviyor, çok mert, sağ çok düzgün, çok iyi sesi var, çok iyi de şarkı söylüyor. Böyle konuşuluyor senin için. Ben seni çok seviyorum. Ben seni tanımadan da çok seviyordum. O yüzden de bundan sonraki hayat sürecinde de yola devam. Mehtap'ı herkes dinlemeyi seviyor. Ne şarkı çıkartacak diyorum mesela. Çıkarsa da bir tane daha şarkı dinlesem diyorum. Ama işte ben bunlardan kaçtım gittim yurt dışına işte. Gelmek istemedim yıllarca. Ben bu sene sadece burada Türkiye'de duruyorum ki kışın hiç kalmam ki ben Türkiye'de. Gidiyordum bunlardan kaçıyordum. Bu yapılan her şeyden, başıma oynanan oyunlardan. Gücüm yok tek, yani yapamıyorsun. Bunlarla savaşamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Yani. Vallahi ben senin yerinde olsam. Sonrası için bu benim sana küçük bir tavsiyem. Orkestranı al 3-4 kişiyi, haftanın bir günü YouTube'da şarkı söyle. Bak sana bir şey söyleyeyim, sen çok iyi bir şarkıcısın. Teşekkür ederim. Konuş arada, sohbet et, şarkı söyle. Olur. YouTube'da. Çünkü televizyon artık sadece diziler seyrediliyor televizyonda. Bir Müge Anlı seyrediliyor. Evet. Bir de Esra Erol evet, seyrediliyor. Evet doğru. Onun dışında hiç kimse seyredilmiyor. Bitti. Çünkü televizyon da bitiyor yavaş bitiyor, yavaş evet, maalesef. Yani çünkü o seyir, yani doğru düz seyirci de yok. O da bitiyor. Lütfen YouTube'da şarkılarını söyleyeceğin kendi kanalın olsun. Ben kendi kendime dedim ki ya ben bu kalitesizliğin, bu ucuzluğun içerisinde olmak istemiyorum. Program getiriyorlar bana, kaynana gelin programı. Yapmak istemiyorum. Dedim daha yeni bir yapım şirketi. Dedim ki ben istediğim bir şey yapmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. O yüzden de sen iyi bir şey yaptığın zaman istersen sen Discovery Channel'da yap, yine seni seyredecekler. O yüzden de hiç kimseden yani hiç kimse seni bitiremez. Onu bil. Senin sözlerini dikkate alacağım, deneyeceğim. Buradayım, Türkiye'deyim. Yapacağım. Aynen ya, Mehtap'sın gitmeyeceğim. Sen ya bizim yeni harika avcımızsın. Harika avcı deyince benim harika avcı konusunda böyle çok sevdim. Beni dinlemeye gelmişti harika avcı bir kere. Öyle mi? O kadar tatlı bir kadın ki. Çok. Yani büyük bir star. Bence de. Gerçekten öyle ama ben bu koltukta harika avcıyı görmek istiyorum. Yani, ama gerçekleri anlat Harika abla. Yalanlar falan anlatma. Doğruları anlat. Seni kimlerin engellediğini zamanında, senin astrolistiklerin döneminden, kimlerin senin arkandan filmler çevirdiklerini lütfen anlat. Bir Türk halkı duysunlar bakalım. Ben anlatmayayım buradan. Benim duyduklarım başka. Ama sen anlat yani. Harika abiciyi de mi engelleyenler oldu? Tabii ki zamanında. Büyük astrolistik dönemine girdiğiniz dönemlerde. Kim? Geliyor geliyor diye. Konuşuluyor piyasada. Biraz inersen altına. O gel kendisi konuşur bence. Konuşur çıkarsa eğer. Çok küsmüş piyasaya, sektöre. Kendini çekmiş artık. Evet. Çünkü uğraşılacak gibi değil ki. Düşün. O naif ve iyi bir kadındır. Düşün bakalım. Yani bir anlatsa belki var ya nelerini, gerçekleri anlatacak ama anlatacağını da zaten çok asil bir kadın yani. Anlatmıyor, susuyor, çekiliyor. İnşallah. O da... Ama o leşler hala devam ediyorlar. Abla sen biliyorsun, sen yapmadığın için. Onlar ondan büyük derdi. Onlar yaptılar, çok rahatlar. Leşlikleriyle hala devam ediyorlar. Televizyonda falan devam ediyorlar yani. Leşlikleriyle. Onu söyleyeyim. Evet, harika. Onlar bir de harikadan da büyükler yani. Aynen. Harika, yani yaş olarak da büyükler harikadan. Bence harikanın çoktan geri dönmesi gerekiyor. Bence de. Ona da buradan çağrı yapalım. Bir çok selamlar. Da çok seviyoruz onu. Gerçekten seviyoruz. Dönsün, onu da çok seviyorum. Mehtap çok teşekkürler. Ya ben sana teşekkür ederim. Yani, o kadar program çıkarım, o kadar giderim. Her tarafta da giderim. Gerçekten hani ya bugün bir değişik bir ilk oldu benim için. Bak yani o her şey çok evet. Kendi kendine gelişti. O senden senin de olay. Senin samimiyetini istedim çünkü senin nasıl bir kadın olduğunu, nasıl iyi bir insan olduğunu, içindeki çocuk ruhu, dışındaki o vurdum duymazlığı, hiç kimseye laf etme, erkek gibi oluşunu, aynı zamanda istikrarlı bir ilişkin olduğunu, lezbiyen olmadığını, buna ya, buna şöyle bir şey şunu da söyleyebilirim. Ben homofobik bir insan da değilim hayatımda.
Hiçbir zaman da yani. Hani homofobik hayatım da olmadı. Benim ekibimde çalışan insanlar da vardı. Modacı, sızart, yani çok çok kişiyle beraber çalıştım. Hiçbir zaman fobik değilim yani, onu söyleyeyim. Ha, cinsel kimliğim. Eğer ki gerçekten eşcinsel olsaydım da bunu da söylerdim. Evet, sen de öyle bir kızsın zaten. Sevgilim evet. de olsaydı da bütün tepkilere de rağmen bir şey olsaydı el ele tutuşur orada cinsel kimliğim böyle olsaydı bunu söylerdim. İnsanlar haklılar bunu eleştirmekte çünkü erkek gibiyim. Bunu ben sokakta erkek gibi top oynadım, hiçbir zaman olmadım ben bayan gibi. Bu çocuk hiçbir zaman ön plana çıkayım da kendimi tanıtayım da şöhreti ha, bazı yok. Erkekler var. Şöhretlerin yanında illaki ünlü olmak istiyorlar. Bu da böyle bir adam değil. Yani yok. Bak 10 dakika 15 dakika zor gideyim ha. yapıyor yani ha. zor duruyor. Ama ben bunun insanların bilmesini istedim ki sizin gerçeğinizi görsünler. Ben seni de bugün daha çok sevdim. Eşine de bayıldım yani. Allah sizin mutluluğunuzu eksik etmesin. Abi, Allah sana güzel yazılar yazsın. İnşallah. Çok hepimize. Çok iyi bir şarkıcısın. Teşekkür ederiz. İnşallah. Seni dinlemeye devam etmek istiyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür canımsın. Teşekkür ederim geldiğiniz çok için. Canımın içisin aşkım. Cansın. Teşekkürler. Evet, Mehtap'ı konuk ettik bugün. O bizim Bergen'imiz falan değil. O bizim Mehtap'ımız. Bergen gibi güzel şarkı söyleyen, kaderi ona benzemesin zaten çok Nurşin iyi bir yaz. Adamla beraber. Ama onu da sarıp sarmalamamız lazım. Çünkü böyle de okuyan çok nadir. Tanrım kötü kullarını, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları, sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen tanrısın affedersin, bağışlarsın kulumu dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Boynu bükük koyanları sen affetsen ben affetmem. Evet, affetmiyoruz. Sizlere de sizlere de Allah affedeceğiniz, affetmeyeceğiniz insanlarla sizlere de karşılaştırmayan bir yazı yazsın diyoruz. Hoşça kalın efendim. Teşekkürler.